Merhaba. Amatör bir testini birlikte çözelim. Birinci sorumuz. Yukarıda verilen doğruluk tablosuna göre ifadesinin sayısal değerini istiyor. Tamam bulalım. Şimdi e, bakın burada bir P ve Q önermeler için. Şimdi iki tane önerme olduğu için iki üzeri iki tane dört tane doğruluk durumu var değil mi birbirine göre? 1 1 1 0 0 1 0 0 Dolayısıyla A buradan ne gelir? 0 gelmiş olur. Şimdi şurasına 0 yazayım şöyle komple zaten Burayı A olarak belirttik. Şimdi B'yi bulalım. Bakın Q dediği burada sıfır. Yani yanlış mı önemli? O zaman olumsuz nedir? Doğrudur. Yani B ne olur? 1 olmuş olur. Şöyle buraya ne yapalım? Şöyle 1 yazalım. B 1. Şimdi C'ye bakacağız. P veya Q'nun değil. Gördünüz mü? Yani C'nin karşılığında ne var? P veya Q'nun değil. Şimdi P burada. Q'nun değil de burada. Şimdi araya ne koyacağız? veya bağlacını koyacağız. Yani 0 veya 0 ne olur? Sıfır olur. Dolayısıyla C 0. Burayı da hallettik. Burası da şöyle sıfır olacak. Şimdi D'ye bakalım. Buradaki birleşik önermeyi bulmam lazım. Şimdi Q'nun değili e, yani şurası için bakıyorum. Bakın D'nin olduğu satır. Şimdi Q'nun değili 1 ve P ne? Sıfır veya Q'nun değili ne? 1. Gördünüz mü? Direkt o satırdaki karşılıklarını yazdım. Bu da 1 ve 1'dir. Bu da 1'dir. O zaman D'de ne olur? 1 olmuş olur. Şimdi burada yerine yazarsam. Şu yukarıya yazayım mı? A dediği 0 artı 2B. 2 artı 3C. 0 4D'de 4. Yani cevap 6 olmuş olur. Tamam. İkinci soru. Birleşik önermesi hangisine denktir? Diyor. Tamam. Şimdi burada bakın ortak olan R ve A'lar var. Gördünüz mü? Dur şunu kırmızı yapayım. R ve A'lar var. Şimdi bunun parantezini alabilirsiniz. Bakın R ve A parantezini aldığın zaman S'nin değili ve S oldu. Gördünüz mü? Şöyle köşeli parantezi kapattım. Veya R'nin değili. Peki. R veya işte burası nedir parantez içi? Sıfır. Değil mi? Burası önemliydi. Veya R'nin değili. Peki R veya sıfır. R'dir değil mi? Öyle mi? 1 versem 1, 0 versem 0. Yani R'ye bağlı. R veya R'nin değili bu da ne olur? 1 olmuş olur. Tamam. Evet. Üçüncü soru amatörler diyor ki birleşik önermesi için hangisi doğrudur? Şimdi burada ise bağlıcı var. İse bağlıcı önemli. Şimdi önce veyalı karşılığını yazalım bunun. Bakın en şeyden başlayalım. E, parantez içinden başlayalım en enişteki. Şimdi P ise neydi? Birincinin değil veya ikinci. Bakın Q'nun değili veya ikinci ne? P. Tamam. Şöyle kapattım burayı. Bir de bunun neyli var? Neyi var? Değili var. Şimdi aynı iseyi bunun için kullanacağım. Aynı isenin karşısına bunun için kullanacağım. Birincinin değili veya ikinci. Şimdi ikinci dediğimde zaten ne? Bu. Tamam. Şimdi komple bunun neyi? Değil. Ama önce parantez içinde e ee, o ifadeyi bir sadeleştirelim bakın. Bütün bağlaçlar aynı olduğu için bunları şöyle istediğim gibi ne yapabilirim? Yer değiştirebilirim. Şimdi şurayı biliyorsunuz burası ne? 1. 1 veya Q'nun değili. Peki 1 veya Q'nun değili ne olur? E içinde 1 varsa veya bağlacında 1'dir. E 1'in değili ne olur? 0 olmuş olur. O zaman 0'a denk'tir. Tamam? Gördünüz mü? ise önemli. 4. 2011 YGS sınav sorusu. Şimdi koşullu önermesinden hangisi doğrudur? Mesela seçeneği bir okuyalım. Ne diyor? R ise P diyor değil mi? Bak gel yani R ise P. Mesela A çarpı B sıfır ise P ne? A eşittir sıfır. Anladın? Mı? Aslında A ile B'nin çarpımı sıfır A sıfır mı acaba? Değil mi? Bunu bir düşünmek lazım ama şuna bakın. Bursa seçeneğine. P ise R. Yani bak yerine yazayım mı? Şurada. P ne? A eşittir 0 ise A çarpı B eşittir 0. Bunu her zaman ne, ne yaparım? Doğru kabul ederim değil mi? Dolayısıyla cevap ne olacak? Bursa olmuş olacak. Bak A 0 A çarpı B her türlü nedir? 0'dır. Bu doğrudur. Çünkü bana doğru olanı soruyor. Tamam. Ama diğer türlü ne olur? E, B de 0 olabilir. İkisi de 0 olabilir. Değil mi? Bilemediğim durumlar var. Beşinci soru. Olduğuna göre. şimdi bak. Burada arada ne var? V bağlacı var. Peki V bağlacının bir olduğu bir tane durum var. Her ikisi olmak zorunda? Bir olmak zorunda. Yani P 1 olmalı. Ee, Q'nun değili ve R'nin değilinin değili de bir olmalı. Tamam. Şimdi burada Demorgan uygulayabilirsiniz. Birincinin değili Q ve ikincinin değili R. Bu olmalı? Bir olmalı. Yine yani arada ne bağlacı var? V bağlacı var. Dolayısıyla her ikisi ne olmalı? 1 olmalı. Yani hepsi ne olacakmış? 1 olacakmış. Hepsinin 1 olduğu Ceyhan var. Tamam. Altıncı soru. Aşağıdaki algoritmaya verilen 6 farklı önerme giriliyor. Tamam. Bunların karşılıklarını bulabiliriz ama işte ne istiyor? Bakalım bir. Yeşil butona basınca diyor. Her bir önerme için doğruluk değeri 1 ise D kutusuna bir top 0 ise G kutusuna bir top düşüyormuş. E, ee, girdikten sonra ha, farkını istiyor bende. Yani kaç tane top var bu kutularda. Şimdi her birini bulmak lazım. Şimdi sol tarafta e, 1 veya 0, 1. 1 ve 1, 1. 0 veya 0, 0. Tamam. Sağ tarafta 1, e, 0 ya da 0. Ya da da aynı durumda 0 oluyordu. Farklı durumda 1 oluyordu. 1 ya da 0, evet 1 bak. 1 ise 0, 0. Tamam. Şimdi doğruysa D kutusuna atılacakmış. Kaç tane doğru var? 1, 2, 3 tane doğru var. Demek ki buraya 3 tane. 1, 2, 3 tane de yanlış kutusuna var. Her ikisindeki 1, 2, aynen 3 tane var. Ee, toplanın farkını soruyor. Dolayısıyla cevap 0 olur. Yani top sayısının farkını soruyor. Cevap 0. Tamam. 7. soru. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Bakın şurada V'nin sıfır olduğu bir tane durum var. Her x'den olmalı. Sıfır olmalı. O zaman Q sıfır. R'de sıfır olmalı. Diğerinde de R ise P önermesi birmiş. Şimdi burada P'nin R'nin en azından sıfır olduğunu biliyorum. Sıfır ise P birmiş. O zaman P'nin iki tane durumu var. Şimdi ya bir olur ya da sıfır olur değil mi? Değil mi? Başka bir durum yok. 0 ise 1 de 1, 0 ise 0 da yine nedir 1'dir. Şimdi hangisi kesinlikle doğrudur diyor. O yüzden burada P'nin durumuna bağlı olarak bunu ne yapacağız? Kesinleştireceğiz. Şimdi önce P ve R mesela C'ye bakayım hani şöyle ya da Bursa'ya bakayım. Şimdi P ve Q diyor. Hatta şöyle yazayım mı? Bunları neyse tamam. P ve Q. 1 ve 0. Hatta şöyle dur, kutu için alayım da. Şöyle gözümüze ilişsin. P'nin de durumu şunlar. Ee de şöyle yapayım. Evet. Şimdi buradan tabii P 2 tane unutmayalım. Şimdi P ve Q 1 ve 0. 0 0 ve 0 0. Her türlü 0 geldi. Bu gitti zaten. Bana doğru olanı soruyor. Peki C'ye bakalım. 1 ise 0. E 0. E doğruyu soruyor bana zaten. Yani hani gitti yani bu da. Peki neye bakalım mesela? R'nin değili falan var. Şöyle inceleyelim o zaman onu. Hatta Adana'dan başlayayım direkt ya. 1 ancak ancak R'nin değili 1. Peki ancak ancak da aynı iken neydi durum? 1'di değil mi? O zaman 1. Peki yine P'nin 0 olma durumuna bakalım. 0 ancak ancak R'nin değili yine 1. Buradayken de 0. Dolayısıyla bu da gitti. Hangisi? Denizli mi Edirne mi? Hadi Denizli değerini yerine yazalım bakalım. Denizli. R'nin değili R neydi? 1 mi? 0 mıydı? 1 oldu veya ya 1'dir ya da 0'dır değil mi? Şimdi içinde zaten kesinlikle 1 varsa P'ye bakmaya gerek yok. Değil mi? Durum her türlü nedir? 1'dir. Dolayısıyla cevap ne olur? Denizli olmuş olur. Tamam. Çünkü R'nin değili zaten ne? 1. Tamam Direkt yanında ne olursa olsun sonuç ne gelir? 1 gelmiş olur. Kesinlikle doğrudur diyor. Bu kesinlikle doğrudur. Evet 8. Önermesi hangisine denktir? İşte onu burada da kullanalım. Bakın 1 veya çoğunun değili. Cevap direkt 1'dir. 1. Bir ise şimdi ise bağlacının doğruluk tablosunu düşünün. Sıfırla başlayan bütün iselerin değeri nedir? Doğruluk değeri 1'dir. Değil mi? O zaman buraya hiç bakmaya gerek yok sağ tarafına. O zaman şunun sonucu direkt nedir? 1'dir. Tamam. Peki 1 ise 1 nedir? O da 1. Gördünüz mü? Tertemiz. Cevap Bursa. Yoksa diğer türlü açacağız. VA'lar bilmem neler falan değil mi? Bir de orada Q var, R var, S var. O, bitoniş bir ton iş. 9. Peki şimdi ikincisinden başlamak mantıklı. Neden? Çünkü veya'nın yanlış olduğu bir durum var. P veya R sıfırsa her ikisinde olmalı? Sıfır. Yani P'de de sıfır olmalı. R sıfır olmalı. Şimdi bunu yukarıda şurada yerine yazarsanız P sıfır zaten değil mi? Şöyle yapalım. Sıfır veya Q birmiş. Dolayısıyla buradan Q ne gelir? Bir gelir. Şimdi hepsinin doğruluk değerini biliyorum. Burada getirip ne yapalım? Yerine yazalım. P'nin değeri bir ise Q neydi? 1 ve R ne? 0. Tamam. Yani 1 ise 0. E, Bu da nedir? 0. Tamam. 1 ise 0 ne? 0 unutmayalım. 10. soru koşulu önermesinin karşıtı yanlış olduğuna göre aşağıdakilerin hangisinin karşıt tersi doğrudur? Şimdi karşıtı yanlış. Bunun karşıtı ne demek? Yer değiştir. Şöyle yer değiştir ise P'nin değil. Şimdi bu neymiş? Yanlışmış. Şimdi senin yanlış olduğu bir tane durum var. Birisi ise sıfır. Değil mi? Yani Q ve R'nin değilinin bir P'nin değilinin sıfır olması gerekir. Şimdi V'nin de bir olduğu bir tane durum var. O zaman Q bir olmalı. R'nin değili de bir olmalı. O zaman R sıfır olmalı. P de buradan yine bir olmalı. Şimdi diyor ki Hangisinin karşı tersi doğrudur? Şimdi karşıtını alacağız bir de tersini alacağız. Şimdi Adana'ya bakalım. Şimdi karşıtını alalım. Tamam başa yazacağız. Yani yer değiştireceğiz. Tamam mı? Hepsinin yerini değiştireceğiz. Ve değillerini alacağız. O zaman karşı tersi şöyle olur. P ise Q veya R'nin değili. Tamam mı? Bak yer değiştirdim ve değilini aldım. Şimdi yerlerini yazalım. Bir ise şimdi 0 veya şey pardon Q 1'di. R'de 0'dı. 1 veya 0 ne? 1. 1'in değili 0. 1 ise 0. 0. Bana neyi soruyor? Doğruyu soruyor. O zaman Adana olmadı. Bursa'ya bakalım. Şöyle Adana iptal. Şimdi bunun karşı tersini alacağız. Bak Q'nun değili ve R'nin değili ise P'nin değili. Tamam. Şimdi yerlerini yazalım. E, Q'nun değili 0 ve R ne? 1 mi? Bunun değili ise P'nin değili 0. Yani e, 0 ve 1 0'ın değili. 1 ise 0 geldi. Bu da nedir? 0. Bu da iptal. Bursa da iptal. Ceyhan'a bakalım. Yer değiştirip değilini alacağız. Q ise P ise R'nin değili. Tamam. Şimdi Q ne? 1 mi? 1 ise P ise R ne? Bakayım P ise R, 1 ise 0. Sıfır. 0'ın değili buradan da ne geldi? 1 ise. 1 geldi. Bu da nedir? 1. Doğru geldi. Tamam? Zaten bana da sorduğu şey nedir? Budur. Tamam? Anlaştık. 11. Doğru olduğuna göre diyor. Şimdi ancak ancak önermesinin doğru olduğu iki durum var. Aynı durumlarda doğru, değil mi? O zaman P 1 iken Q 1 olmalı. P 0 iken Q da 0 olmalı. Tamam mı? Hatta şöyle yine yazayım da bu birinci durum bu da ikinci durum olarak şöyle bunları belirteyim. Tamam. Hangisi de kesinlikle doğrudur şimdi her ikisini sağlamalı. Peki mesela Bursa'ya bakalım. 1 ve 1 1 0 ve 0 0 o zaman bu gitti. Peki Edirne'ye bakalım. 1 ise 1 1 0 ise 0 yine 1 o zaman cevap Edirne tamam. 12. soru. Zeynep öğretmen Ali isimli öğrencisine aşağıdaki soruyu dev olarak vermiş. Tamam işte bir Px önermesi diyor ki işte doğal sayı önermesi tamam. Şimdi diyor ki bak e, x önermesinin açık önermesinin doğruluk değerlerinin kümesinde. Şimdi burada olumsuz var değil mi? Bunun olumsuzunu almam lazım yani değilini almam lazım. O zaman bunun değili şöyle olur. 3x 2 eşittir 7 olur. Anlaştık. Yine burada x elemanlı olacak. N olmuş olacak. Peki 3x eşittir 9. O zaman x eşittir ne gelir? 3 gelir. İşte Ali'nin bulduğu cevabı soruyor bana. Dolayısıyla cevap ne olur? 3 olmuş olur. Tamam. Bakın P üssü x'i soruyor bu arada. Tamam Unutmayalım. 13. soru. Hangisi doğrudur diyor. Şimdi tersini alırken nasıl yapıyorduk? Direkt değilini alıyorduk değil mi? Yani şu. Bunun için konuşayım. Yani P'nin değil ise Q önermesinin tersi tersi. P ise Q'nun değil olmalı. Ee, burada bunu demiş. Bu yanlış. Peki karşıtı direkt yer değiştirmesi. Q ise P'nin değil olması lazım. Bu da yanlış. Ee, karşıt tersi. Önce yer değiştirip sonra değilini alacağım. Yani Q'nun değili ise P olmalı. Evet doğru. Ceyhan olmuş olur. Tamam mı? Önce yer değiştireceğiz. Sonra da değilini olumsuzunu alacağız. 14. soru. P doğru Q yanlış bir önerme olduğuna göre hangisi diyor doğrudur? Şimdi tek tek yerine yazmam lazım bunu. Şimdi A seçeneğine yazalım. Şimdi P yerine 1, Q yerine 0 yazacağız. 1 ise 1 ise e, 0'ın değiline 1 ya da 1. Tamam. Şimdi buradan ne oldu? Dur oraya denk de edeceğiz. İse gibi oldu. Şöyle denktir. Şimdi <laughs> 1 ise 1 ya da 1 nedir? 0. Birisi ise 0, 0. Hangisi doğrudur? diyor. ona gitti. Peki Bursa. P 1'di, 1 veya Q 0'dı. Q'nun değili 1 oldu. Ancak ancak P'nin değili yani 0. Şimdi 1 veya 1 1, ancak ve ancak 0. Eee ancak ve ancak da farklı olduğunda neydi? 0'dı. O zaman bunun cevabı nedir? 0. Bu da gitti. İnşallah Ceyhan'dır. Şimdi yazalım. Bir veya sıfırın değili ya da sıfırın değili ise bir. Tamam. Şimdi bir veya sıfır ne? Bir. Birin değili ne? Sıfır. Ya da sıfırın değili bir. Bir ise bir. Bir. Sıfır ya da bir. Bir. Farklı olduğunda neydi ya da? Birdi. Dolayısıyla cevap ne olur? Ceyhan olmuş olur. Tamam mı? Ve son sorumuz olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi ise'nin sıfır oldu bir tane durum var. Değil mi? Biri ise sıfır. Yani p'nin değilinin bir olması gerekir. Q'nun da sıfır olması gerekir. Ee, o zaman buradan ne gelir? P sıfır gelir. Q zaten sıfır. Şimdi p'yi bildiğim için gideyim yerine yazayım şurada. Ee, sıfır ya da r'nin bir olması gerekir. Ya da da e, sıfır ya da ne bir 1 değil mi? Dolayısıyla e, R'nin olması lazım? 1 olması gerekir. Şimdi gideyim yerlerini yazayım. Mesela Adana'ya yazayım. P ye yerine 0 yazdım. 0 ancak ancak Q'nun değili. 0'ın değili 1. Bunun da değili. 1 ancak ancak 1 nedir? E, pardon 0 ancak ancak 1 nedir? 0. E, 0'ın sıfır, değili 1'dir. Ama yanlışı soruyor. O zaman gitti. Şimdi Bursa'ya bakayım. R neydi? 1 miydi? 1 ise Q'nun değili. 1'in şöyle değili. 1 ise 1. Bir, 1'in değili. Bu da nedir? 0. E, yanlış soruyor. Cevap Bursa olmuş olur. Amatörler. Amatör testini çözdük.